Bugün 25 Ocak'ta Steam'de tamamen açılan Mad World'ü inceleyeceğiz. Hemen başlayalım. Avrupa serverından Belpegor'u oynayacağız. Bazı cevap oynamayacağız. New yazdığı için giriyorum sırf buraya bu arada. Hemen oyuna başlayalım. Bir karakter yaratalım hızlı bir şekilde. Kadın ve erkek karakterlerimiz var. Önce size hızlı olması açısından kadınları gösterelim. Sample'lardan örnek vereceğim. Buradan çok fazla detay inmeye gerek yok. Zaten sample'lar her şeyi açıklıyor. Buradan skin rengini ayarlıyorsunuz. Buradan saçlarınız ve rengini ayarlıyorsunuz falan. Ama ben erkek açacağım. Şöyle erkekleri de göstereyim hızlı şekilde. Sample bir şeydir ya. Buradan fazla oynama yapmayacağım. Sonuçta çok fazla detaya gerek yok. Biraz üstünü insansı bir renge çevirelim şöyle. Derisinin rengini. Öyle. Ha, nice. Saçımız iyi ya. Fazla oynamaya gerek yok bence. Evet, oyunumuza giriş yaptık. Bir prolog kısmı vardı ama orayı geçtim. Orayı göstermeye gerek yok. Hızlı bir şekilde ilerleyelim. Hemen şöyle suratlarımızı keselim. Oyunu bilenler illaki çıkacaktır ama bilmeyen arkadaşlar için yorumlarımla harmanladım bu videoda oynayıp oynamamanız için bir ön ayak olabilir veya bu oyunu oynamanız için karar vermeniz de etkili olabilir. Bu amca çok öksürüyor, tıksırıyor. Hızlı bir şekilde buraya bir geçelim. Atak vereceğim. Full damage bir çar olsun bu. Oyunun oyuncu sayısı gayet yerinde bu arada. Yani şu an buraların boş olduğuna bakmayın. Ben sabahın köründe çekiyorum bu videoyu. Normalde buralar dolu oluyor. Ya şu sıralar çok fazla 2D MMORPG yapımı projeler gelmeye başladı aslında. Bir saniye hemen şu görevi bir vereyim. Devam edeceğim. Dediğim gibi çok fazla 2D MMORPG oyun gelmeye başladı. Her ne kadar alışık olmasak da bu biz MMORPG bağımlılar için kesinlikle iyi işaret olduğunu düşünüyorum ben. Yani bu türde olan büyük açıkların yerini doldurmak için pek çok firma iyisiyle kötüsüyle yarışa girmiş gözüyle bakıyorum ben. Bu durum bana gerçekten zevk veren bir durum açıkçası. Ha, tutorial yapacağız şimdi. Geldiğimiz durumda birçok MMORPG oyunu bekliyoruz artık. Elimizdeki listelerde isimler dolup taşıyor açıkçası artık yani. Yakın tarihte güzel oyunlar çıkacak. Bunların gelmesine de ön ayak olabilecek tarzda oyunlar var gerçekten. Ha, şeyi de seçtik, yönlendirmeyi de. Tamam, nice. Hadi gelin abi. Şuraya biz bir potlarımızı koyabilir miyiz? Tamam. Burası çok fazla vuruyor. Potsuz buraya girerseniz muhtemelen ölürsünüz. Potu nasıl koyduğunuzu da söyleyeyim hemen. 1'e 2'ye 3'e 4'e basıyorsunuz otomatik geliyor. Hatta şunu şöyle 1'e alalım. Bu direkt can fulluyor 1'deki. Şimdi boss çıkacak. Boss'u kesemeyiz yoksa. Çok tuhaf yaratıklar yapmışlar ya. Çok hoş duruyor. Oyunun şimdiye kadarki oynanışı, hissiyatı gayet güzel bu arada. Hoşuma gitti ne yalan söyleyeyim. Evet, boss'umuz çıkıyor birazdan. Hemen şöyle silahımızı değişelim. Boss'umuz geldi ama.
Anlamadım, bir şekilde çok fazla vuruyor boss. Sadece boss değil gerçi, hepsi çok fazla vuruyor ama. Hayır 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 hayır, öldük. Hayır vurma. Neyse. Burada ölmenin ne demek olduğunu da görmüş olduk en azından. Burayı geçip geliyorum hemen. Tamam. Devam edelim kaldığımız yerden. Dediğim gibi potları koymazsanız burayı kesinlikle geçemezsiniz bu arada. Evet, sınıf seçimine geldik. Tek el kılıç, crossbow, staff. Ya ben kılıç olayım ya. Crossbow sarmıyor beni çok fazla. Önce biz bir şu çantamızdan. Bunlar ne ya? Bunları geç. Çantamızı henüz açamıyoruz sanırım. Nice. 3 level olduk. Oyunun görüntüleri çok güzel bu arada. Gözümü kesinlikle yormuyor yani, böyle 2'de olduğunu hiç hissettirmiyor, size öyle söyleyeyim. Hoş yani, tatlı geliyor. Zor da değil. Oynanışı, hikayenin ilerleyişi falan zor değil. Oyunu çözdükten sonrası akıyor. Skill efektleri falan da çok hoşuma gitti. Birkaç tane trailer videosu izlemiştim. Bayağı beğenmiştim yani skill efektlerini. Biz şöyle yapalım ya. Bu bize lazım olabilir. Çok fazla gitmesin. Zamanla yenileyen heal potunu koyalım. Burada ne kesmemizi istiyor? Tamam, bu kırmızılardan keseceğiz. Oyun çok tatlı ya. Böyle oynanış olarak gerçekten beğendim oyunu. Çıkan itemlerimizi bir takalım abi. Böyle. Aa, bize crossbow da vermiş. İyi bari. Botumuzu basalım. Hayır 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 hayır. Ulan be. Kötü öldük. Oyunun bir tek burasını sevmeyebilirim yani. Çok fazla vuruyor slotlar. Sanırım bu oyun pot online olabilir yani. Çok fazla damage atıyorlar ve tek atıyorlar bildiğim bir slot. Bir ekip, şöyle bir ekip. Bir olumsuz yanı bu olabilir kesinlikle. Bizden ne istiyorsun? Dungeon'a gireceğiz. Hadi bakalım. Oyunun sanırım İlk dungeon'ı burası. Muhtemelen burası. Abi çok fazla damage atıyorlar. Yani biz buna nasıl pot yetiştireceğiz ben bilmiyorum. Baksana. Arda arda içmemizi gerektiriyor. Dodge atma olayı da o kadar sinir bozucu ki, neye dodge atıyorsun? Zaten stack diyorsun, daha ne dodge atıyorsun ya? Abi bu sıkıntılı bir olay. Bu kadar slotların bu kadar yüksek damage atması ve bizim dodge atmamız tat kaçırıcı, sinir bozucu. Evet, boss'umuza da geldi. Bakalım ne atacak. Zehir attı. Güzel.
İyi bari, boss slotlar kadar vurmuyor. Çok değişik olmuş. Ben burada şey giyebiliyor muyum acaba? İkinci silahımı. Şimdi ne istiyor bizden? Burayı inceleyeceğiz. Ben de item verecek sandım. Baş aldık biraz ama. Abi bu nasıl bir harita? Eğit be. Etraftan geçen zaten ufak tefek böyle birkaç tane oyuncu da görebiliyorsunuzdur. Oyunun bura başlangıç köyü, ana köyü çok kalabalık, aşırı derecede kalabalık. Oyun sadece Steam üzerinden oynanmıyor bu arada. Launcher üzerinden de oynanıyor, bilginiz olsun. O yüzden Steam'deki oyuncu sayısına bakmayın. Çünkü orada 300 tane, 500 tane oyuncu var diyor yani. Skill damage. Önce seni basarım tabii ki de. 100. Alt üstü bir taş ya, bu kadar animasyon eklemeseydiniz keşke. Fire damage, boost, skill boost iyidir. Skill damage her zaman iyidir. Bunları basabiliyor muyuz? Aa, hepsini basabiliyormuşuz lan. Tek tek şey yapmaya gerek yokmuş. Tamam, şimdi skill kısmımıza geldik. İşte burası en tatlı kısımlardan birisi bu oyunda. Abi şu neymiş ya? Bunu alabiliyor muyuz? Aldık. Bunu alabiliyor muyuz? Bunu da aldık. Seni alabiliyor muyum? Hayır, seni alamıyorum. Bu kadar açılmış. Buradan skill levelinizi de kasabiliyorsunuz bu arada. Stage 1, Stage 2, Stage 3 yazdığına bakmayın. Her neyse, devam edelim ya. Oyunu şu an hiç bırakasım gelmedi. Bitirecektim ama gerçekten hiç bırakasım gelmedi. Mailimize ne gelmiş abi? Bizi alalım. Sende ne var? Ya burada hepsine tek tek tıklayamam şimdi gerçekten. Aa, XP kaybı da var ölünce. Onu da recover yapabiliyorsunuz. 5 kereye kadar bedavaymış sanırım. Oyunun akışı beni gerçekten tatmin etti bu arada ya. Görev sistemi olsun, ondan sonra oynanış olsun, mekanik olsun, oyunun dinamikleri olsun, dungeon sistemi olsun. Ama tek hoşuma gitmeyen kısmı söyleyecek olursam, slotların bu kadar güçlü olması can sıkıcı yani. Mekaniğimiz bile var be. Devam. Tuzak bile koymuş adamlar. Onu bile düşünmüşler. Bu tarzın oyuncusu da sonradan sonra bir artmaya başladı ya. Abi o ne? O ne? O ne? Lan. Hayırdır lan sen? Burada jump trainingmiş. Ama şimdi seni ben kesmem mi? Sen şimdi karşıma bir boss olarak gel, bir seni bir keseyim ben ya. Çok gıcıma gittin sen. Sal şu boss'u üstüme. Erken atladık. Ya oğlum, havada niye bir saat asılı kalıyor la uçar? Ben bir yeniden başlayayım bu kısma. Oğlum bu ne yapıyor böyle? Bu bir. Yemin ederim mal oldum. Oğlum ne yapıyorsun? Boss beni mal etti ya lan. Tipine bak, acındırıyor bir de kendini ya. Şu skilleri göstermeden videoyu kapatmak istemiyorum ya. Şu skilleri göstermem lazım. Çünkü ben de görmedim. Ben de görmek istiyorum. Nerede abi? Bana bir slot sal. Bir slot sal babaya. Bir slot sal artık babaya be. Bu ne şimdi?
Şak şak vuruyor ya bir de. Şu yaşlı dayı var ya, başta öksürüyor tıksırıyor, buraya gelmiş şimdi şak şak yapıyor. Ulan dayı. Geçelim burayı. Siz bana slot kestirmeyeceksiniz ama ben keseceğim. Şuna bakmam lazım. Oo, bu ne lan? Aa, çok güzel. Boss sanırım ama. Yanlış yere attım. Gel bakayım buraya sen. Şimdi kaşındın gibi oldu ama. Kesmeyeyim kesmeyeyim dedim. Zorla kendini kestirdin. Nerede bitirelim biliyor musun? Şu ağacın yanında bitirelim. Oyunu umarım anlamışsınızdır. Oyun güzel. Gerçekten sistemsel olarak sevdim. Arayüzleri falan çok tatlı. Hoşuma gitti yani. Envanteri falan çok güzel bu arada. Şu atağımızı da verelim unutmadan. Sadece oyunun negatif yönü diyebileceğimiz yer slotların bu kadar güçlü olması. Onun dışında birazcık da sanırım pot online diyebiliriz yani. Çok fazla pot diyor. Aşırı derecede pot diyor. Bu hoş değil. Onun dışında yani bir MMORPG'de olan bütün sistemlerin olduğunu düşünüyorum ki var zaten. Yani genel olarak bütün sistemler var. Dediğim gibi kafanıza takılan bir şey olmasın. Eğer bir oyun bekliyorsanız ve o oyun çıkana kadar da bir oyun oynamak istiyorsanız kesinlikle değerlendirilebilir olarak görüyorum. Hissiyatı güzel. Bana güzel bir geçiş yaptı yani. Muhakkak beğenirsiniz ya. Kötü bir oyun değil. Gerçekten kötü bir oyun değil yani. Oyunu çözdüğünüzde çok sağlam ilerleyebiliyorsunuz. Oyunun videolarını birçok yerden izlerseniz hoşunuza gideceğini zaten düşünüyorum. Farm sistemi var, dungeon sistemi var. Yani kısaca oyun böyle. Denenebilir, şans verilebilir. Hoşunuza gideceğine eminim bu arada. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmındaki linkten Discord adresimize gele bilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye bye.